Herkese selamlar dostlar. Bugün çok güzel bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu gerçekten çok keyifli. Bilgisayar kurduğumuzda veya teşhircimizin macunu yenilemek istediğimiz zaman eğer elimizde 40 lira veya 50 lira bir bütçe varsa dostlar, bu 40 lira veya 50 lira bütçeyle hangi macunu almamız gerektiğiniz bazen işkenceye dönüşüyor. İşte bugün dostlar Türkiye'de 40 veya 50 lira bütçeyle alabileceğimiz en iyi macun neymiş? Bugün onu göreceğiz. Şimdi güzel bir şekilde arkaya yaslanın ve gerçekten çok büyük bir emekle hazırlamış olduğum dostlar termal macun test videomuza başlayalım. Şimdi bugünkü amacımız ne biliyor musunuz? Elimizde bir 40 lira veya 50 lira bütçe olduğu zaman bu 40 lira veya 50 lira bütçeyle hangi macunu alırsak bize en iyi performansı sağlayabilir, bunu göreceğiz. Lakin burada kızdığım bir şey bulunuyor. Gerçekten çok kızıyorum abi. Nokta Nehte H1 macun piyasaya baktığımızda geçen ay 58 lira fiyatla alınabiliyordu. Hatta bir dönem bu macunlar 35-40 lira falandı. Ya geçen ay dolar kuru daha yüksekti abi. 55 lira falandı. Ya şu anda bu ürünün fiyatı 90 liraya kadar çıkmış. Abi şunu yapmayın ya. Çünkü bu ürünün fiyatı Amazon'da 7 dolar. Ya Türkiye'de bu kadar pahalı olamaz. Ama teste bunu da koymak zorundayım. Çünkü Türkiye'de bulunan fiyatlandırma kesinlikle şu anda yanlış bir fiyatlandırma. Onun için teste Nehte H1 bulunuyor. Almak isterseniz de eğer gidin Amazon ondan alın abi. Kimse de kusura bakmasın. Peki elimizde bulunan bu 50 liralık bütçeyle hangi macunu tercih etmişiz dostlar? Buna bakacağız. Ve macunları seçerken 40 liralık 50 liralık bütçede bize en iyi performansını sunabileceğini düşündüğüm macunları tercih ettim. Şimdi testte bulunan ilk macun tamamen no name bir macun dostlar. Testte sadece çok ucuz bir macun bulunsun diye koyduğum kargo dahil fiyatın 13 lira olduğu bir macun. Bunu teste koymamdaki amaç dostlar çok basit ve çok ucuz bir örnekte bulunsun diye koydum. Bunun dışında ikinci macunum dostlar çok tercih edilen Zigmatic'in PTI G3606 isimdeki macunu. Bu macun dostlar 3 gramlık bir macun ve fiyatına baktığımız zaman kargo dahil şu anda bu macunu 40 liraya bulabiliyorsunuz. Güzel fiyat. Üçüncü macunum dostlar yine çok tercih edilen Zalman'ın 3,5 gramlık ZM STG2 ismindeki termal macunu. Bu termal macunu kargo dahil 44 liraya bulabiliyorsunuz. Teste bulunacak dördüncü macunum ise Nokta'nın NTH1 ismindeki 3,5 gramlık. Fiyatının aslında 50 lira seviyesinde oldu. Lakin ülkemizde çok garip bir şekilde fiyatının birden uçtu NTH1. Gidin Amazon'dan alın bunu. Çok sinirim bozuldu abi ya. Dostlar beşinci macunum ise Cooler Master'ın 3,8 gramlık Master Gel Pro ismindeki kendi yanında bir yayma kaşığı bulunan termal macunu dostlar. Ve yine hatırlatmak istiyorum, burada Zigmatic'in de kendi yanında gelen bir yayma kaşığı bulunuyor burada. Bunun da fiyatı dostlar kargo dahil 51 lira bulabiliyorsunuz. Altıncı son macunum ise Artdisk MX4 2019 Edition dostlar termal macunu. Biz teste fazla para harcamayalım diye dostlar 2 gramlığını aldık. Lakin bunlara denk düşen 4 gramlığının fiyatı 56 lira seviyesinde ve bu söylemiş olduğum fiyatların hepsi kargo dahil fiyatlar. Yani aklınızda fiyatlar şekillensin. Ama ben fazla para harcamayayım diye gittim 2 gramlık aldım. Benim için yeterli. Çünkü baya baya termal macunum oldu yani. Bir sürü termal macunum var. Şimdi mutlaka söyleyeceksiniz dostlar yorumlarda. Abi Termal Grizzly markası nerede? Termal Grizzly ülkemizde 120 lira seviyesinde. Çok pahalı kaçıyor. Bizim buradaki amacımız cebimizde 40 liramız, 50 liramız olduğunda hangi macunu alırsak en iyi performansı alabiliriz, bunu göreceğiz. Üreticiler kendi macunları için ısı iletim değerlerini size söyleyebilir. Kutulara yazabilir. Lakin bunlar aslında teori değerler dostlar. Çünkü iletim değerleri arasında sadece 1-2 birimlik fark oluşuyor. Tabi bu Çin malı macunu demiyorum. Bununkisi 1.5 olması lazım. Aynen bu bayağı düşük. MX4'ün 8.5, Cooler Master'ın 8, Nokta'nın da yine 8.5, Zigmatic'in 5 ve Zalman'ın da 4.1. Ama bunlar aslında teoride olan değerler. Bizim burada yapacağımız şey uygulamada hangi macun daha iyi bir sonuç sergilemiş, şimdi görmeye başlayalım. Şimdi macunlarımızın test sonuçlarına geçeceğiz. Lakin ondan öncesinde ise bu macunları test etmiş olduğum test sitemize bir yakından bakalım istiyorum. Burada anakart tarafında Asus ROG Strix Z390E Gaming isimli anakartı kullanacağız. Ve işlem tarafında ise Intel 9900K işlemcimizi kullanıyoruz. Ve işlemcimizin bütün çekirdekleri yani 8 çekirdeğin hepsinde 5 GHz'e sabitliyoruz. Voltajımız ise 1.40 dostlar. Ve soğutma tarafına geldiğimiz zaman ise burada çift kule çift soğutmalı Nokta'nın D15 ismindeki soğutucusunu kullanacağız dostlar. Ve önemli bir hatırlatma,
toplamda tam 9 saat boyunca 2 kere test yaptım ve 2 kere testin sonucunda sürekli aynı değerleri bu macunlarında gördüm. Şimdi gelin bu macunların bize vermiş olduğu performanslara yakından bakalım dostlar. Şimdi ilk macunum dostlar en ucuz olan baya böyle bir dandik gibi gözüken ki bence öyle. Bu macunumla boşta 41 dereceyi görebildik dostlar. Yani yarım saatin sonunda bu macun 41 dereceye ulaştı. Lakin %100 stres altında bu macunumla yarım saatin sonunda tam 94 dereceyi görebildik ki baya baya bir yüksek değerdi. Gelelim dostlar Zigmatek PTI G3606 isimdeki macuna. Bu macun bizi boşta 39 derecelik bir performans sağlayabildi. Normal 5 GHz'de boşta iyi değerlerdi. Lakin Zigmatek macunumuzda sistemimizi %100 yükün altına soktuğumuzda yarım saatin sonunda maksimum olarak 85 dereceyi görebildi. Çok ucuz maliyetli macuna oranla 9 derece daha serin çalıştırabildi sistemimizi. Zigmatek'ten çıkıp Zalman ZM-ST-G2 isimdeki macuna geldiğimiz zamansa dostlar boşta bu macun bize 38 derecelik sıcaklığı yarım saatin sonunda maksimum olarak gösterdi. Lakin sistemimizi %100 yükün altına soktuğumuzda yarım saatin sonunda maksimum olarak görmüş olduğumuz sıcaklık değeri ise 84 derece oldu ki burada Zigmatek macunumuzu oranla 1 derece daha serin çalıştırabildi. Ve buradaki 1 derecelik fark dostlar gözlemlenebilen net bir şekilde 1 derecelik bir sıcaklık farkı oluştu. Ha diyebilirsin ki lan 1 derece ne? Zaten amacımız bu. En iyiler içerisinde en iyi bulmak. 50 liralık bütçemizle. Ve sıra geldi dostlar MX4'a. MX4 benden çok istenmişti. Çok merak ediliyordu. Ve MX4'ün sonuçları ise şu şekilde. MX4 sistem boşta yarım saatin sonucunda bize 38 derecelik bir sıcaklığı sağlayabildi boştayken. Yani boşta Zalman'la aynı sıcaklığı verebildi. Lakin yük altına geldiğimiz zaman %100 yükün altında MX4 yarım saatin sonunda maksimum olarak 83 dereceye çıkabildi. Burada Zalman'dan 1 derece, Zigmatek'ten 2 derece daha serin çalıştırdı. Ve MX4'ten çıkıp Cooler Master Master Gel Pro'ya bakalım. Master Gel Pro'nun dostlar performansı ise yarım saatin sonunda sistem boştayken bize 38 derece sıcaklığı sağlayabildi ki MX4 ile Zalman'la aynı değerdeydi. Ve stres testinde yani %100 yük altına yarım saatin sonucunda MX4 ile aynı değeri bize gösterdi. 83 dereceyi gördü. Lakin burası çok önemli abi. İşte burayı iyi dinleyin. Testimiz yarım saatin sonucunda en yüksek sıcaklığı görmekti. 18. dakikada MX4 82 dereceden 83 dereceye çıktı. 18. dakikada. Lakin Cooler Master Master Gel Pro 27. dakikada 82 dereceden 83 dereceye çıktı ki son dakikalara doğru 83 dereceyi gördü. Yani burada MX4 Master Gel Pro'ya oranla 83 dereceye daha hızlı yükseldi. Ama kesinlikle bu iki macunun da 84 dereceye asla ulaşmadı. Ve gelin dostlar Noctua'ya. Noctua tarafında yani NT-H1'e baktığımız zamansa dostlar boşta bize sağlamış olduğu değer 38 dereceydi. Yani burada Noctua'nın Master Gel Pro'nun MX4'ün Zalman'ın sağlamış olduğu boşta sıcaklıkları hep aynı oldu. Lakin %100 yük altında stres testine soktuğumuz zamansa yarım saatin sonunda NT-H1 81 dereceden 82 dereceye yükseldi. Net bir şekilde bak bunu özellikle belirtiyorum. Net bir şekilde hem Master Gel Pro hem de MX4'ten 1 derecelik farkla daha serin çalıştı. Dostlar sonuca geldiğimiz zamansa gerçekten beni çok yoran yani 9 saat 9-10 saat test yaptım. Testleri sürekli tekrarladım ve bu testlerin sonucunda hangi macunun daha iyi bir performans aldığını dostlar görebildik. Ama şu bir gerçek ki elimizde 40 liralık 50 liralık bir bütçe varsa bile burada Zigmatek alsanız da, Zalman alsanız da, Noctua alsanız da, MX4 alsanız da, Master Gel Pro alsanız da aslında sonuçlar sizi hiç üzmüyor. Bak bunu saymıyorum. Hatta bunu geç bu böyle bir abartı bir örnekti. En düşük performansı Zigmatek PTI G3606 verdi. Testimizin birincisi NT-H1'den %100 yük altında sadece 3 derece daha gerideydi. Yani böyle çok uçuk bir fark yoktu. Bir 7 derece, 8 derece, bir 10 derece veyahut da bir 5 derecelik fark yoktu. Yani elinizdeki macun eğer Zigmatek'in macunuysa veyahut da Zalman'ın macunuysa çok da üzülecek bir durum bulunmuyor. Lakin dediğim gibi biz burada 40 liralık bütçeli, 50 liralık bütçeli alabileceğimiz en iyi macunlar içerisindeki en iyi macunu görmek. İşte burada net bir şekilde NT-H1'e donanım arşivi Gold ödülünü verebilirim. İkinci macunun kesinlikle MX4'e oranla 83 dereceye daha geç çıkan Master Gel Pro. Master Gel Pro ile MX4'ün %100 yük altındaki performans sonuçları aynı. Yarım saatin sonucunda 83 dereceye çıkıyorlar. Lakin demiş olduğum gibi Master Gel Pro 82 derecede kalmak için bayağı çaba sarf etti. Ve 27. dakikalarda Master Gel Pro 83 dereceye çıktı. Lakin MX4 17. dakikada 82 dereceden 83 dereceye çıktı. Çok rahat bir şekilde burada donanım arşivi Silver ödülü Master Gel Pro'ya gidiyor. Ve üçüncülük
büyük ödülümüz yani donanım arşivi bronz ödülümüzde MX4 2019 Edition macunumuza gidiyor. Evet, umarım dostlar videomu beğenmişsinizdir. Testler beni gerçekten çok yordu. Bayağı yüksek bir emek harcadım. Umarım 50 liralık bütçeyle veyahut da 40 liralık bütçeyle en iyi macunu seçmeniz için size güzel bir rehber hazırlamışımdır. Buradan tekrar söylüyorum, şu nokta macunların fiyatını düşürün abi. Ve böyle testlerin devamının gelmesini istiyorsanız dostlar video like atmayı unutmayın ve halen de kanala abone değilseniz de buradan bir yerden abone olabilirsiniz. Ve gerçekten çok güzel bir test oldu. Bu videoyu paylaşarak da arkadaşlarınızı da bilgilendirebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sizi seviyorum. Bay bay.